Bütün katılımcılarımıza öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün öğrenci dekanlığı ve öğrenci buluşması yayınımızda birlikteyiz. Dekanımız Doçent Doktor Bülent Kılıç, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Fevzi Acar, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik'ten Ece Naz Tuzcu ile birlikteyiz. Hem öğrencimiz hem dekanımızla güzel bir yayın diliyorum. Hocam buyurun sizinle başlayalım. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Çok teşekkürler Serdar Hanım. Sevgili arkadaşlar, hepiniz bu etkinliğe hoş geldiniz. Ben Bülent Kılıç, 2 yıldır Yeditepe Üniversitesi'nde öğrenci dekanı olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda psikoloji bölümü öğretim üyesiyim. Burada yani bir üniversite deyince aslında üniversiteyi verilen akademik eğitimin ve bilimsel eğitimin yanında tamamlayan önemli yaşam unsurları, sosyal yaşam etkinlikleri diyeyim, hizmetleri var. Biz o hizmetlerden sorumluyuz. Şimdi bu programda benimle birlikte konuk olan çok sevgili öğrencilerimiz Ece Naz ve Fevzi Can da aslında bu hizmetleri bizler yürütürken hem bizlere bu yolculukta destek oluyorlar, hem kendi gelişimlerini aslında bu anlamda destekliyorlar. Karşılıklı bir aslında birbirimize hizmet alıp verme durumundayız. Ne oluyor burada? Biraz onu anlatalım. Şimdi ben bundan önce çalıştığım okullarda da, üniversitelerde de gördüğüm bir şey vardı ve burada da vardı aslında bu birazdan sayacağım hizmetler. Ama son 2 yılda tüm bu hizmetlerin tek bir çatı altında, merkezi ve fiziksel olarak tek bir mekanda olmasının getirdiği çok önemli bir avantaj yaşadık. Ve sevgili arkadaşlar... Pardon, affedersiniz. Şimdi bizler üniversite öğrencilerinin ders dışı yaşantısına hizmet eden programları yürütüyoruz. Nedir? Psikoloji danışma rehberlik, sağlıklı beslenme ve diyet danışmanlığı. Kulüpler tabii üniversiteye önemli ruh veren diyeyim, ruhunu veren öğrencilere kulüp etkinlikleri. Yeni gelen öğrencileri karşıladığımız bireysel akademik gelişim ofisimiz var, kültür sanat ofisimiz var. Tüm paydaşlarımıza, yani sadece öğrencilere değil, öğretim üyelerine, diğer çalışanlara şehirde olan kültür sanat içeriklerini sunan bir birimimiz ve öğrencilerimizin başta olmak üzere ürettiği kültür sanat içeriklerini tüm paydaşlarla buluşturan, toplumla buluşturan bir birimimiz. Spor tabii, yani hem ne bileyim aranızda sporla uğraşanlar vardır. Onların spor takımlarında, profesyonel turnuvalarda, üniversite arası turnuvalarda görev alması için çalışan arkadaşlarımız var, profesyonellerimiz var. Hem de herkes için spor dediğimiz etkinlikler var. Bir de tabii ki bütün bu hizmetlerin yanında en önemlisi biz nasıl üniversiteye gelen arkadaşlarımızı karşılıyoruz. Üniversite uyum programlarımız var. Bir de üniversiteden profesyonel hayata geçişte hizmet sunduğumuz kariyer ofisi hizmetlerimiz var. Kariyer gelişim ve mezunlarla ilişkiler. Dolayısıyla tüm bu hizmetleri tek bir çatı altında yürütüyoruz. Yani açıkçası bunun önemi şu, yani sürdürülebilir öğrenci memnuniyeti benim temel misyonum burada. Ve öğrenciler herhangi bir şikayeti olduğunda da bizim burada bir öğrenci karşılama birimimiz var. Öğrencinin şikayetini karşılıyoruz. Eğer biz çözebiliyorsak çözüyoruz, çözemiyorsak doğru adrese, ilgili birime yönlendirip çözmesini sağlıyoruz ve takip ediyoruz. Dolayısıyla burada bir ilgi, şefkat var. Aynı zamanda burası öğrencilerin kendini tanıma, keşfetme, öğrenme, deneyimleme ve farkındalıklarını geliştirme noktası da oluyor. Bu tabii akademik eğitimle de bütünleşince bence ortaya çok zengin bir içerik çıkıyor. Beni ne bekliyor bu üniversite dediğinizde eğer aranızda birkaç Haziran'da sınava girip de Eylül ayında bir üniversitede öğrenim görmeye yakın adaylar varsa, çoğunluk öyleyse, yani bir üniversitede okuyacağım programın yanında başka ne var diye sormanızı çok öneririm. Bu çok önemli gerçekten de. Yani o da zengin sosyal yaşantı, o sosyal yaşantı içinde yaşayarak öğrenme, hayata aktif katılarak öğrenme dediğimiz fırsatlar içeriyor. Şimdi
Ben burada bu girizgahı yaptıktan sonra biraz Ecenaz ve Fevzican'a aslında söz vermek isterim. Onlar nasıl bir üniversite deneyiminden geçtiler? Ve bu az önce bahsettiğim hizmetlerin onlara sunulması, onların akademik gelişimini, sosyal gelişimini, kariyer gelişimini nasıl etkiledi? Belki biraz o deneyimleri duyarak devam edebiliriz. Evet, Ecenaz. O zaman izniniz olursa ben başlıyorum. Herkese merhaba. Ben Ecenaz Tuzcu. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 2. sınıf öğrencisiyim. Okula 2018 yılında giriş yaptım. Hem lisede ve hem de üniversitede hazırlık olduğum, okuduğum için aslında birazcık işlerimden geri takip ediyorum. Liseyi İstek Atanı Roz Anadolu Lisesi'nde okudum. Ve bu nedenle aslında aynı çatı altında olduğumuz için her zaman Yetepe ile bir bağım vardı. 11. sınıfta yaptığımız üniversite gezileri olsun, daha sonra son sınıfta yaptığımız böyle ders çalışma kampları olsun, biraz kampüsümüzü deneyimle fırsatı buldum ve bununla beraber de aslında okulla böyle birebir bir kontak kurma şansım olmuştu. Ve şöyle, kendi alanımı seçerken de en benim için önemli olan şey açıkçası okulun bana dediğiniz gibi, tıpkı Bülent Hocam da bahsettiği gibi, hem akademinin yanında hem de katabileceği diğer fırsatlarıydı. Hatta gelmeden önce birazdan bahsedeceğim kulübümle nasıl tanıştım, nasıl bir bağlantı kurdum, hepsini bahsedeceğim. Ama ilk önce bölümümün size katabileceklerinden bahsetmek istiyorum. Başta psikoloji olmak üzere İngilizce öğretmenliği, genetik gibi alanlarla çift anadal yapma şansınız oluyor. Ve bununla beraber de yani belli bir ortalamayı tutturduktan sonra ondan diploma alabiliyorsunuz. Bunun yanında yan dal programlarımız var. O şekilde de sertifika alabiliyorsunuz. Bununla beraber bence en azından üniversitenin bize yani eğitimin dışında katabileceği en büyük şeylerden birisi de Erasmus hareketliliği. Bununla beraber bu program, hatta ben de kabul oldum 8 arkadaşımla beraber. Danimarka, Hollanda, Belçika, Slovenya gibi ülkelere gitmek üzere kazandık. Erasmus hakkı kazandık. Bununla beraber yine bölümümün müfredatında bulunan dört kur boyunca almam gereken bir zorunlu tamamlayıcı seçmeli dersim var. Bunu İspanyolca, Almanca, Fransızca, Rusça gibi dillerden seçebiliyorum ve bunları aldıktan sonra da sertifikaya sahip olabiliyorum. Ama bunlar aslında işin akademik kısmı. Şimdi yani okulun dışındaki kısma gelmiş olmam gerekirse, okula ilk girdiğimde bir bölüm toplantısı oldu. Kendi bölümümden bahsetmem gerekirse eğitim fakültesinin tüm öğrencilerin toplandığı bir toplantı yapıldı ve orada bir kulüp tanıtıldı bana. Eğitim Araştırmaları Kulübü. Sonrasında o dönemki başkanımız Ezgi işte böyle çok güzel benimle bir iletişim kurdu. Ben dedim ki tamam, benim sanırım olmam gereken yer burası. İlk gittiğimde işte beni standlar açılıyordu. İşte standlara gidip kendi isminizi yazdırıyordunuz ve bu kulüplere kayıt oluyorsunuz. Standa gittim, kayıt oldum. İlk dönem bir üye olarak başladım ve daha sonrasında iki dönemdir de kulübümün organizasyon departmanlığının sorumluluğunu yapıyorum. Önümüzdeki sene inşallah daha farklı bir birimde bulunacağım. Organizasyon departmanı şimdi böyle bir anda pat diye bıraktım aslında, ortaya çok açık kaldı. Bu bana ne kazandırıyor, yani ne yapıyorum ben organizasyon departmanının sorumlusu olarak? Şimdi Eğitim Araştırmaları Kulübü eğitimin kalitesinin artırılması ve geliştirilmesi üzere kurulmuş bir kulüp. Bizim de fakültemiz tarafından. Ve bu kulüpte de PDR günleri, köy okullarında eğitim materyallerine ihtiyaçları olan okullara malzeme yardımı gibi böyle çok daha fazla çeşitli eğitim, dediğim gibi yani eğitimle ilgili yapılabilecek birçok aktivite yaptığımız bir kulübe sahibiz. Ve ben de bu kulübün dediğim gibi organizasyon departmanındayım. Bu departmanda da bu etkinliklere katılacak olan katılımcıların iletişimi, onların planlaması, aynı zamanda köy okullarına gittiğimiz zaman orada ne yapacağız, oranın organizasyonel planı ve bununla beraber bir sonraki gün yapılacak gezinin planı ve gibi bir sürü aslında genel olarak operasyonel ve organizasyonel işleri ben yürütüyorum. Bununla beraber bu sene hayatıma katılan ve bana gerçekten çok farklı bir deneyim yaşatan bir program daha var. O da akran danışmanlığı programı. Akran danışmanlığı programında böyle çok açıkçası biraz çekinerek katılmıştım. Acaba hani yapabilir miyim, yardımcı olabilir miyim? Halbuki gerçekten benim ihtiyacım olan şeymiş. Çünkü okuduğum bölüm aslında biraz beni hep böyle biraz danışan ilişkisine yönlendiren bir bölüm oldu. Bu nedenle o program ne dersek de biz bu programa kayıt oluyoruz, bir mülakat alınarak seçiliyoruz ve daha sonrasında siz gelecek olan hazırlık ve bölüm öğrencileri belli danışanlara atılıyorsunuz ve bu süreç içerisinde
okulumuzun yani okulda yaşayabileceğiniz, hazırlık sınıfında yaşayabileceğiniz sorunlar, okul olan adaptasyonunuz, bununla beraber atıyorum okulla ilgili bir sorunuz var. O olabilir, yani nasıl diyeyim, hani bu yemek olabilir, kampüs içerisinde ilgili bir soru olabilir. Çeşitli bu şekilde bir iletişim bağı kurduk aslında. Şöyle, bu böyle maalesef ben bu dönemimi online şekilde tamamlamak durumunda kaldım. Ve bu hani çok daha isterdim, hani yüz yüze olalım, tüm öğrencileri yüz yüze görelim. Böyle bir fırsat olmadı, bunun için birazcık üzgünüm. Ama tüm bana atanan arkadaşlarımla beraber bir söz verdik. Hepimiz okul açıldığı zaman, inşallah bu da Eylül'de olur, hepsiyle görüşüp hepsiyle yüz yüze tanışmak istiyorum. Çünkü bunu hep söylemekten çok mutluluk duyuyorum. Yani böyle şeyler insanların hayatlarındaki ufak böyle minik kelebek etkileri yaratıyor. Belki benim onların üzerinde yapabileceğim, söyleyebileceğim bir şey, aktarabileceğim bir şey onlar için çok büyük etkiler yaratabilir. Yani Yeditepe'nin bu şekilde, hani ben büyük ihtimalle şu an heyecandan birkaç bazı şeyden bahsetmeyi unutmuş olabilirim ama hani benim var olan hali hazırdaki bu sosyal yanımın çok daha büyük bir yere gelmesine çok büyük yardımcısı oldu. Eminim ki okul açıldığı zaman da çok daha güzel şeylerin içinde olmak istiyorum ve olacağım da. Bu konu için bana yardımcı olan tüm Yeditepe ailesine ben teşekkür etmek istiyorum. Başta hocam, siz Bülent hocam olmak üzere. Çok sağ olun. Benim şu anlık söyleyeceklerim bu kadar. Sizden alacağım sorularla aktarmaya devam etmek isterim. Çok teşekkür ediyoruz Ece Naz. Fevzicanla devam edelim. Soruları sonrasında ben yönelteceğim zaten. Hoş bulduk öncelikle. Yani burada olmak gerçekten inanılmaz bir duygu. Çünkü deneyim, tecrübe, bu tür güçlü duyguların gerçekten ben paylaşılmaya değer ve paylaşılması gereken duygular olduğunu düşünüyorum. Ama öncesinde de bir hikaye anlatmak istiyorum. 11. sınıfım henüz. İşte 12. sınıfa başlayacağım. Önümde yoğun bir programın olduğunun da farkındayım. Yeditepe Üniversitesi'ni o zamandan istiyordum. Ve bir ziyaret düzenledim ailemle birlikte. Yeditepe Üniversitesi'ne özel olarak gittik. İşte özel olarak dediğim kendi kişisel aracımızla kampüsü ziyaret ettik. Çimenliklerde dolanıyoruz. Zaten yemyeşil bir kampüs var. Ve o an bana gerçekten üniversitenin inanılmaz bir ütopik havasının beni çok etkilediğini söyleyebilirim. Burası bir ütopya dedim ben. Ve eminim bu ütopyada olmam gerekiyor diye de kendimi teselli ettim. Ve o enerjiyle aslında 1,5 yılımı tamamladım. Ancak daha sonra üniversiteye geldiğimde her seferinde, her geçen yıl o ütopyanın biraz daha distopyaya dönüştüğünü ama o distopyanın ilginç bir şekilde bana zarar vermeyen, beni besleyen bir distopya olduğuna karar verdim. Nasıl oluyor? Öyle bir ortam düşünün ki ya da öyle bir merkez düşünün ki o merkezin içindeki bütün dinamikler sizin için var. Tamamen siz profesyonel hayata atıldığınızda en iyisi, en başarılısı, en doygunu olun diye size sıralanmış, sizin için sıralanmış belki de binlerce imkan var. Ve size aynı anda hepsine dokunabilme fırsatı tanınıyor. Ve bunun karşılığında da yaptığınız hatalardan dolayı kimse sizin karşınıza geçip de neden bu hatayı yaptın demiyor. Ben bunu hep söylerim. Üniversite öğrencilere sınırsız hata yapabilmelerine olanak tanıyan ve bu hatalardan da yeni dersler çıkarıp mezun olduklarında kendilerini tas tamam tamamlayabilecekleri bir arena. Her yerde paylaşırım bunu. Eskiden olsa yani ben lisenin başındayken hocalarımın da bana hep söylediği şuydu. İyi bir bölüme git, iyi bir bölüme git, iyi bir bölüme git. Ancak zaman değiştikçe okuduklarımızdan gördüğümüz kadarıyla fark ediyoruz ki artık sektörler, meslekler çok somut çizgilerle ayrışmıyor. Artık sektör grupları, meslek grupları hepsi birbiriyle yakınlaşıyor ve aradaki o duvarlar da yıkılıyor. Ve bu noktada ben önemli olanın iyi bir üniversite eğitiminden geçmesi gerektiği kanaatindeyim. Akademik eğitim eskiden bu işin çok büyük bir kısmını oluşturuyordu. Hala çok büyük bir kısmını oluşturuyor ama artık öğrencilerden beklenen gerçek bir üniversite deneyimi yaşamaları. Yani ben yaptığım stajlarda da, katıldığım programlarda da Ece Naz çok güzel bahsetti. Zaten bu tür programların her birinin içinde olduğumuz, tabiri caizse okulun, kurumun kaynaklarını sonuna kadar sömürmeye çalışarak kendimizi beslediğimiz için ben burada olduğumuzu düşünüyorum. Bunlardan çok bahsetmeyeceğim. Şunu söylemek istiyorum sadece. Akademik eğitim eskiden işin yani sizin öğretim kısmınızın güçlü bir bölümüyken şu an sizden biraz daha karma bir
beceri donanım oluşturmanızı bekliyor kurumlar. Yani öğrenci çıktığında evet iyi bir akademik puan, akademik skor elde etsin. Ama öğrenci bununla birlikte ne yapmış? Geleneksel becerileri nasıl inovatif formlarla yenilemiş? Ben onu aldığımda ondan nasıl fayda sağlayacağım? Veya bu öğrenci sıfırdan başlıyor. Ben bu öğrenciyi eğiteceğim ama bu öğrenci balık tutmayı öğrenebilmiş mi? Yani profesyonel hayatın bizden beklediği bir takım kritik unsurlar var ve bu unsurları sizin üniversite hayatınızda tamamlamanız gerekiyor. Ama bunun yolu da yalnızca çok güçlü akademik bir eğitim değil. Öğrenci o akademiyi aldığında, teoriyi aldığında o teoriyi kendi hafızasında, kendi bilincinde yorumlayıp hatta kendi düşüncelerini de içine katıp sonrasında onu uygulayabilecek sahalar yaratmış mı kendine? Bu sahaların içinde belli başlı deneyimler yaşamış mı? Bu deneyimlerden hangi çıkarımları elde etmiş? Hangi zorluklarla karşılaşmış ve bu zorluklar karşısında ne yapmış? Bütün bunların hepsi aslında tek bir potada eritiliyor ve öğrenciden özgün, bağımsız bir kimlik yaratılması isteniyor. Siz bu kimliğin içini ne kadar güçlü dinamiklerle doldurursanız, bakın bunun için çok zeki, çok başarılı, harika bir insan olmanız beklenmiyor arkadaşlar. Sizden sadece size verilen, size tanınan imkanları hangi sınırlar çerçevesinde değerlendirebildiğiniz, bunların altından nasıl kalkabildiğiniz, stresinizi nasıl yönettiğiniz, iletişim becerilerinizin nasıl olduğu, Bülent Hocam hep bize söyler. Dünya var olduğundan beri organizasyon yapılarında hep aynı şeyler istenir. İnsan iletişim kurabiliyor mu? Ekip içerisinde çalışabiliyor mu? Kriz anlarını doğru yönetebiliyor mu? Stresle başa çıkabiliyor mu? Bunun gibi taş çatlasın 10 tane temel geleneksel bilgi beceri donanımı vardır. Ve ne kadar robotikleşirsek robotikleşelim, teknoloji ve sanal gerçeklik hayatımızın ne kadar içerisinde olursa olsun, insanın var olduğu her platformda geleneksel bu bahsettiğim normlar hep kabul görecek. Ve öğrencinin inanın bu normları yerine getirebilmesi için öğrenciye tanınan imkanların haddi hesabı yok Yeditepe Üniversitesi'nde. Ama asıl olan ne kadar imkan verilirse verilsin öğrencinin bunu kullanıp kullanamayacağı. Şimdi bu imkanları okul tanıyor, üstüne bir de bu imkanlarla siz buluşun diye çeşitli inanılmaz sınırsız kanallar yaratıyor. Şimdi siz geldiğinizde zaten kendinizi inanılmaz büyük bir İtopya'da hissedeceksiniz az önce söylediğim gibi. Ve siz inanın yönlendirileceksiniz. Yani zamanla bir takım temel dersler alacaksınız. Temel karşılanma programlarına tabi tutulacaksınız. Önce tanıyacaksınız. Tanıdıktan sonra hem kendinizi hem kurumunuzu yani okulunuzu ne istediğinize karar vereceksiniz. Çünkü önünüze malzemeler verilecek. Siz bazılarını seveceksiniz, bazılarını sevmeyeceksiniz. Sevdiklerinizle birlikte yöneleceksiniz. Ve siz yönelirken okul zaten hep arkanızda olacak. Stajlar yapacaksınız, Erasmus programları yapacaksınız. Okul içerisindeki kredili kredisiz veya bölümden bağımlı bağımsız imkanları değerlendireceksiniz. Ve en sonunda diyeceksiniz ki kendinize 3. veya 4. sınıfta ben başladım, bu noktada başladım, bu şekilde düşünüyordum ama şimdi buradayım. Farklı düşünüyorum. Şunlar da olsun istiyorum. Hatta bunlar olmasın istiyorum. Ama ben bu istediklerimi yapabilmek için gerekli mücadeleyi vermiş miyim? Arkadaşlar kaynak her yerde var. Önemli olan ben kaynaktan ziyade o kaynağı yani bilgi öğretilmez. Bilginin nasıl doğru kaynaklardan temin edileceği öğrenilir. Çünkü inanılmaz bir bilgi arşivi var zaten. Hiçbirini öğrenemezsiniz. Bundan kastım yalnızca teorik bilgi de değil. Siz üniversiteye başladığınızda kendinizi tanıyacağınız, geleceğinizi şekillendireceğiniz, hedef ve hayallerinizi belirleyeceğiniz bir kılavuz açılacak önünüzde. Ve siz bu kılavuzun içini üniversitenin verdiği imkanlarla ne kadar sağlam, ne kadar dolgun doldurabilirseniz mezun olduğunuzda da sizi karşılayan profesyonel ekibin karşısında o kadar daha güçlü durursunuz. Dediğim gibi olay tamamen bu. Ben bunları yapmak istiyorum. Bunları nerede yapacağım? Bunları tabii ki de bu imkanları, bu kanalları sizler için yaratan, şimdi burada Selver Hanım var, Arzu Hanım'ı gördüm, Bülent Hocam zaten burada. Bu insanlar yıllardır bu işi yapan ve inanılmaz profesyonel insanlar ve biz henüz daha öğrenciyken bu insanlarla kurumsal çatı altında çalışabilme fırsatı elde ediyoruz.
Yani bazen oluyor, karşılarında azar yiyoruz. Hayır, bu böyle olmaz, böyle olur diyorlar. Üzülüyoruz, sıkıştırılıyoruz, stres altında bırakılıyoruz. Ama gün sonunda gelip diyoruz ki evet, bunların hepsi aslında bizim için. İşte o noktada siz kendinizi ne kadar doldurabilirseniz, gerçekten de gün sonu dediğim, üniversiteden mezun olurken, o kebi fırlatırken, kebin içinde aslında sizin o 4 yılınızda, 5 yılınızda kendiniz için yapmış olduğunuz bütün o tecrübeyi, deneyimi havaya fırlatmış, altında şemsiye gibi açılmış ve sizi karşılayan fırsatların üzerinde dimdik duruyor olmuş olacaksınız. Bütün mesele bu. Ama bunun için kendinizi doğru bir şekilde konumlandırıyor olmanız, iyi araştırıyor olmanız, burada üniversite özelinde bir şey söylemeyeceğim, güçlü bir akademik kadro ve gerçekten sizin için çırpınan bir üniversite. Bunun için girin, kaynaklara bakın, araştırın. Ya benim tek zaten tercih listemde de tek bir üniversite vardı, Yeditepe Üniversitesi. Sözü çok da fazla uzatmak istemiyorum. Ve o Yeditepe Üniversitesi'ne girdiğimde ben bunların olacağını beklemiyordum. Başlangıçtaki hayalim çok daha farklıydı, hedeflerim çok daha farklıydı. Ama şu an olduğum insana bakıyorum, geriye dönüyorum. Hani hep diyorlar ya, biz şimdi lisede dersler görüyoruz, üniversiteye gideceğiz, üniversitede de dersler göreceğiz. Ne bu üniversitenin mantığı? İşte üniversitenin orada ayrıştırıcı noktası, o dediğim ütopik ve distopik iki kavramın arasındaki boşlukta sizi kendinizi nasıl değerlendirebildiğiniz, hangi noktalardan tutunabildiğiniz ve o noktalar arasında kendiniz için neleri göze alabileceğiniz, neler yapabileceğiniz. O yüzden arkadaşlar, iyi bir araştırma yapın lütfen. Bu zamanlardan çok klasik bir sözdür. Biz de geçtik ama bizim burada şu an mutlu bir şekilde sizinle konuşuyor olmamızın bir sebebi iyi bir araştırma süreciydi. İyi araştırın, yani iyi araştırın, görüşün, didinin. Ben hani gittim, gördüm, almıyorlardı bazen kapılardan. Açıyordum, çarpıyordum, çırpıyordum. Mücadele vereceksiniz. Çünkü hayatınızın sonraki dönemini bu mücadele şekillendirecek. Mücadele vereceksiniz, kaynakları göreceksiniz, kaynakları kullanacaksınız ve sonrasında da kendiniz için en doğru olduğunu düşündüğünüz kalbinizi ve beyninizi dinleyerek, akıl ve mantık süzgecinden geçirerek kendiniz için en doğru neyse ona karar vereceksiniz. Bu yaşayarak, tecrübe edilerek öğrenilecek bir şey. Ama doğru yerde tecrübe etmek önemli. Benim evet, söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınızı cevaplayabilirim. Teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkürler, çok güzel konuştun. Şimdi seni dinlerken ben de biraz dikkatim dağıldı. Konuşmanın başında kendimi tam veremedim. Şunu özellikle belirtmek isterim. Ece Naz ve Fevzican bizim yeni gelen öğrencileri karşılayan dediğimiz akran danışman ya da mentor dediğimiz öğrencilerimiz aynı zamanda. Okudukları bölüme yeni gelen öğrencilerden 10 ila 15 tanesini onlara teslim ediyoruz. Onlar sizleri liseden üniversite yaşamına geçişte destekleyen çok önemli bir rehber. Sizden birkaç sene önce bu süreçleri yaşamış oldukları için başınıza neler geleceği hakkında hem tecrübeliler hem bilgililer. Sadece o tecrübe değil, biz onlara bir takım eğitimler de veriyoruz. Mentorluğu yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiğiyle ilgili. Ve sürekli yol boyu buluşuyoruz, toplantılar yapıyoruz. Yani yeni gelen öğrencilerin şikayetleri varsa onlar üzerinden almaya çalışıyoruz. Ondan sonra onları desteklemek için biz ne yapabiliriz? Hep bir takım politikalar ve çözüm yolları üretiyoruz. Dolayısıyla bizler, yani şöyle düşünün, üniversite öyle bir yaşam evresi ki ergenlik bitiyor, yetişkinlik başlıyor. Dolayısıyla bu iki köprüyü, önemli geçişi, iki tane geçiş yaşıyorsun. Bir liseyi bırakıp üniversiteye geliyorsun. Üniversiteyi bırakıp bir sonraki yaşam evresi, ya bilim insanı olmaya doğru gidiyorsun, ya girişimci olmaya, ya profesyonel kariyere doğru gidiyorsun. Bir şekil alıyorsun. Dolayısıyla bu iki evreyi birbirine bağlamak gerekiyor. Bağlarken de düşüşler olabiliyor. Yani uyum güçlüğü çeken olur. Ne bileyim, mesela şimdi biz üniversitemizde yürüttüğümüz psikolojik danışma hizmetlerine bakıyoruz. Bu pandeminin getirdiği bir takım psikolojik semptomlar var. Bunlarla ilgili ne yapabiliriz diye kafa yoruyoruz. Dolayısıyla hani her an sizlerin iyiliği için siz, ne yapabileceğinizi düşündüğümüz bir birim aslında burası. Bir destek, yenilenme, tazelenme merkezi. O yüzden hani Fevzican çok güzel söyledi. Sadece bu üniversite özelinde değil. Bir üniversiteye gittiğinizde burada benim için ne var? İlk sorusu. Bunu sormanızı öneririm. İkincisi, öğrenme sorumluluğunu almak. Yani ben mesela Ece Naz ve Fevzican
ben mentor olabilirim diye başvurmuş. Yani sorumluluk almışlar. Biz onlara ek bir görev vermişiz. Örneğin bu toplantıda da görev alır mısın diye çağırdığımızda buyurmuş gelmişler sağ olsunlar. Yani bir şeyin sorumluluğunu almak. Yani temelde öğrenciyi ikiye ayırabiliriz. Derste ya da üniversitede ona verilenle yetinen öğrenci, ona verilenin ötesini daha fazla soran, isteyen, derste soran, üniversitenin imkanlarını zorlayan öğrenci. Emin olun ikisi arasında 4 yılda çok büyük bir fark oluşuyor. Dolayısıyla yani ben mesela bu yıl girdiğim son sınıf öğrencilerim dersinde şunu çok ziyadesiyle duydum. Ne olacak benim kariyerim? Son sınıf dersi olduğu için böyle bir endişe var. Bu belirsizlik daha da fazla arttı. Bunun üzerine bir panel düzenledik. İki tane bu konuda uzman, insan kaynakları alanında uzman benim olduğum, ondan sonra öğrenciler vardı ve şöyle bir şey çıktı ortaya o panelde. Gerçekten ilginç bir istatistik. Bugün bir staj pozisyonu için başvuran aday sayısı kaç biliyor musunuz? 9 ya da 10 bin kişi. Yani ben profesyonel hayata kurumsal bir şirkette başlamak istiyorum dediğinizde şu anda 1 milyon kişiyle çarpışıyorsunuz iyi bir üniversiteye girmek için. Diyelim ki birkaç yüz bin kişiyle iyi bir program için söylüyorum bunu. Orada bir iş başvurusunda bulunduğunuzda 9 ya da 10 bin kişi var rakibiniz. İşte bu üniversitenin sunduğu akademik içeriğin yanında kültür sanat, sosyal yaşantı, proje yönetimi, sosyal sorumluluk projeleri gibi hayata aktif olarak katıldığınız deneyimlerden geçmeniz bir kere size bir sonraki yaşam evresinde başvurularınızda bir avantaj verecek, sağlayacak. Rekabet avantajı elde edeceksiniz. Bir kavram var mesela, öğrenme çevikliği diye. Mesela ben size şöyle bir soru sorayım. Bugünün moda lafı. Bir, dünya her zamankinden daha belirsiz. Tamam, bunu anladık. İki, nedir bu çevik olma? Herkes bir çevikliktir tutturuyor. Yani çevik takımlar, çevik organizasyonlar, çevik bir şey, çevik öğrenme. Nedir? Yani ben gruba soruyorum. Chatbox'a yazabilir misiniz? Sizdeki çağrışım nedir? Çevik olmak nedir? İngilizcesi acaba. Bu dünya eğer çevik olmazsa insanlar ve örgütler, organizasyonlar, iş yapan kuruluşlar başarılı olamayacakları, hayatta kalamayacakları ile ilgili endişeler var. Mesela bugün dünyada söz sahibi olmuş işte ne bileyim Apple'dır, Google'dır, Intel'dir. Bu firmaların hep çevik olduğu konuşulur. Ne var arkasında sizce? Peki, sessiz bir çoğunluk var. Ben yeni fikirlere hızlıca adapte olmak demiş Enes Hocam. Değişen dünya şartlarına ayak uydurmak. Çok güzel. Başka neler var gelen? Şu an yok. Güzel. Hızlıca adapte olmak. Mesela ben bir başka bir gruba sorduğumda çabuk olma, acele etme falan gibi kavramlar geliyor. Hızlı olmak gibi kavramlar geliyor. Evet, adapte olmak var, doğru. Şöyle bir şey var. İşte az önce ismini verdiğim firmaları dünyada söz sahibi, dünya ticaretinde ya da insanların hayatını iyileştirme, kolaylaştırmada söz sahibi olmuş teknoloji kuruluşlarına bakın. Yaptıkları en iyi şey ihtiyacı anlamak. Dolayısıyla birinin çevik olmasından söz ediyorsak, çeviktir bu dediğimiz kişi, çok iyi bir dinleyici ve önündeki konuyu çok iyi anlayandır. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla size düşen bir kere çok iyi bir dinleyici olmak. Çevik olmak için çok biraz yavaşlayıp durup dinlemek gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? O zaman çözebilirsin problemi. O zaman daha çevik hale gelebilirsin. Dolayısıyla hani öğrenme çevikliğinden kasıt işte eğer size uygun öğrenme biçimi neyse, yani kimisi okuyarak öğrenir, kimisi görsel işitsel bir materyalle öğrenir, kimisi yazarak öğrenir, kimisi çizerek öğrenir. Ben en iyi nasıl öğreniyorum diye sorduktan sonra bu öğrenme stiline uygun bir şekilde anlayarak, iyi dinleyerek, kavrayarak gitmek gerekiyor. O zaman çevik hale geliyorsun. O zaman çünkü problemi çözmeye doğru çok büyük bir adım atıyorsun. Dolayısıyla hani bizler üniversite yaşantısını zenginleştirirken öğrencinin bu kavrayışı geliştirmesi ve yaşayarak öğrenmesini önemsiyoruz. Yani benim misyonum o. Yani işte Ece Naz birkaç hafta önce beni çağırdı. Hocam şöyle bir panel düzenledik ya da seminer düzenledik. Konuşma yapar mısınız diye. Şimdi aramızda bir aslında bir iş iletişimi var değil mi?
E-posta nasıl yazılır? Hocayla iletişim nasıl kurulur? Bunu öğreniyorsun. Sonra planlıyoruz. Konu üzerine tartışıyoruz. Bir toplantı yapıyoruz. Başlığını belirliyoruz. Program çıkıyor. Sonra paneli gerçekleştiriyoruz. Sonra değerlendiriyoruz nasıl geçti. İşte yeteri kadar katılımcı geldi mi gelmedi mi falan. Dolayısıyla bu işte hayata aktif katılarak öğrenme. Üretmek demektir. Yani üreterek, yaşayarak. Fezcan az önce dedi ki hata yapmak kredi. Evet, biz burada hata yapmayı da modelliyoruz. Hata insana özgü bir şey. Hata yaptığında cezalandıran, yasaklayan değil de sorumluluk veren, üzerine düşünmesini sağlayan ve bir sonrakine süreç kayıplarını, maddi kayıpları nasıl azaltabiliriz diye yaklaşmayı gösteriyoruz. Yani örneğin bir gün bir öğrenci bir kulüp etkinliği için bir bütçe tasarlamış geldi. Ondan sonra ben de ona dedim ki bu bütçe dedim KDV'yi dahil ettin mi dedim. Bilmem dahil herhalde dedi. Dedim ki git öğren sor nereden aldıysan bu fiyatı. Bir öğrendi ki artı KDV'ymiş. Dolayısıyla hesaplamalarını yaparken %18 daha yukarıya doğru revize etmesi gerektiğini yaşayarak öğreniyor. Şimdi bunu bildiğinizde iyi de hocam bunun bana ne faydası var? İşte yarın bir gün bir işe girdiğinde ya da bir proje yaptığında bir şeyin maliyetini hesaplarken vergisini hesaplaman gerektiğini öğreniyorsun. Ve bu öyle bir öğrenme ki kalıcı öğrenme. Yani bunu unutman mümkün değil. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla birincisi bu. İkincisi şimdi mesela İki arkadaşım da burada, arkadaşım diyorum, öğrencilerimiz aynı zamanda. Hem bizim akran danışmanımız, orada sorumlulukları var, hem de kulüp faaliyetlerinde etkililer, yönetimlerinde yer alıyorlar. Dolayısıyla orada seçtiği ve seçmediği arkadaşlarıyla çalışmayı da deneyimliyor. Şimdi üniversitede arkadaş seçebilirsin. Canını istemediğin arkadaşlık etmezsin, canını istediğin arkadaşlığını geliştirirsin. İş hayatı öyle değil. Öyle ki seçmediğin insanlarla birlikte geçinmen gerekiyor. Hatta hiç sevmediğin insanlara tahammül etmeyi öğrenmen gerekiyor. İşte kulüp yaşantısı bir parça böyle bir şey. Dolayısıyla bir projeyi yaparken uyuşmazlık içine düştüğünde, bir projeyi yaparken birinin liderlik etmesi gerektiği ortaya çıktığında, herkesin de lider olmasını beklemiyoruz ama birinin de bir karar alıp ya da birlikte karar alıp ortaya koyma, üretme gerekiyor. Dolayısıyla bütün bu liderlik, takım çalışması, uyuşmazlıkları yönetme, bütçe yönetimi, proje yönetimi falan gibi hayatta her zaman lazım olabilecek türden becerileri onlara iyi bir, yani bu açısı benim durduğum yerden ben öyle görüyorum ama onlar söylesinler. Yani güler yüzle, samimiyetle, iyi bir rehberlik ederek göstermeye çalışıyoruz. Şimdi bu pozitif iklim bana sorarsanız şöyle bir sonuç da doğuruyor. Yani bu üniversitede öğrenciye sahip çıkan bir kültür var. Sahip çıkan derken böyle hani nasıl diyeyim, onu bunaltan, hareket etmesine izin vermeyen değil de ilgi gösteren, samimiyetle derdini dinleyen ve yol göstermeye çalışan bir takım var diye düşünebilirsiniz. Öyle bir kültür. Tüm üniversitenin geneli biraz böyle. Ben kendi sorumlu olduğum hizmetler için söylüyorum bunu özellikle. Dolayısıyla hani derdin olduğunda, canın sıkıldığında başvurabileceğin bir adres. Yani devlet üniversitelerinde sağlık, kültür, spor dairesi diye geçer. Bizdeki ismi öğrenci dekanlığı. Dolayısıyla tüm sizin gelişiminizi destekleyen bir dizi program, tekrar özetle. Karşıladığımız gibi uğurlarken de destekliyoruz. Yani kariyer imkanları. Şimdi bize sorular geliyor. Yeni çıkan meslekler neler? Ne olacak? Robotlar işimizi elinizden mi alacak diye sorular geliyor. Şimdi değişmeyen bir şey var. İnsanın öğrenme becerisi, öğrenme kapasitesi ve sofistike beceriler geliştirebilme özelliği. Dolayısıyla robotlardan daha üstün varlıklarız. Ve robotların elimizden işi alması bizlerde stres yaratıyor. Bu stres yeni şeyler öğrenmeye doğru bizi itiyor. Dolayısıyla dünyadaki değişimi ve dönüşümü iyi takip etmek lazım. Yani o da şu, bugün dünyada üretilen bilimsel bilginin geçerlik süresi 10 saat. Yani bu sabah üretilen bilimsel bilgi 10 saat sonra üstüne yeni bir bilgiyle güncelliğini yitiriyor, öyle düşünün. Dolayısıyla yani o baş döndürücü hıza erişmek için de sürekli öğrenmek gerekiyor. Yani beklenenin üstünde başarı gösteren insanları diğerlerinden ayıran 3 özellik: kendini tanıyan, yani ben en iyi neyi yapıyorum diye soran, sürekli öğrenen ve öğrendiğini hayata geçiren insanlar olduğu bilgisi var elimizde. Dolayısıyla yani bugün bulunduğunuz lise yaşantısında
Bu soruları sorun. Deneyip yanılmaktan bıkıp usanmıyorsanız sürekli öğrenme, gelişme merakı içinde olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ben neyi en iyi yapıyorum sorusunu sorduğunuzda, bu acaba bana göre mi diye bir girişimde bulunduğunuzda, size göre olup olmadığının cevabını bulmaya düşüyorsanız, onun peşine düşüyorsanız kendinizi tanımaya çalışıyorsunuz demektir. Bu güzel bir yaklaşım. Farkındalık, yani kendi farkındalığı. Ve dediğim gibi sürekli nasıl öğreniyorsan, yani YouTube'dan mı öğrenirsin, kitaptan mı öğrenirsin, arkadaştan duyarak mı öğrenirsin, nasıl öğreniyorsan, proje yaparak mı öğrenirsin, bütün bu öğrenme, yani ben nasıl öğreniyorum ve bunu nasıl uyguluyorum diye düşünmek. Neyse, ben şimdi yine çok uzun makineli tüfek gibi konuştum. Feyzcan'la bunu yarışıyoruz. Ece Naz, şimdi benim bu anlattıklarımla, yani özellikle sizlerin kulüp faaliyetleri ve bizlerin yönetim olarak size yaklaşımımızı belki duymaları iyi olabilir diye düşünüyorum. Yani orada nasıl bir kültür var? Ve hani bu sizin dediğim gibi proje üretmenize, yaşayarak öğrenmenize nasıl bir etki katkı sağlıyor? Son az önce bahsettiğim birlikte yaptığımız projeden de belki deneyimlerini aktararak yaşayarak öğrenmeyi biraz modelleyebiliriz. İzniniz olursa ben farklı bir şey paylaşmak isterim. Tabii. Çok sıcak sıcak da bittiği için proje. Bülent Hocam'ın bahsettiği proje bizim PDR Günü adı altında yaptığımız ve her dönem bir ana tema belirlediğimiz bir konferans oluyor. Şimdi hani bu sadece görünen kısmı. Şimdi görünmeyen kısmında, buzdağının görünmeyen kısmında süreç şu şekilde işliyor. Tarihin belirlenmesi, ana konunun belirlenmesi, konu başlıklarının belirlenmesi, atölye düzenlenecek mi, düzenlenecek mi, düzenlenmeyecek mi? Bu etkinliği düzenlerken kaç kişi çağıracağız? Nasıl bir kitleye hitap ediyoruz? Bu insanlarla nasıl iletişime geçebiliriz? Gibi gibi bir sürü soru oluyor. Ve benimle beraber çalışan bir ekibim var. Ekibime çeşitli görev dağılımlarında bulunuyorum. İşte şu konuyla ilgili kişi araştırması yap. Kim daha profesyonel? Hani kimi görebiliriz? Gibi gibi. Benim bunun da dışında kulüpler anlamında bana katılan en büyük şey, bunu Bülent Hocam da biraz önce söyledi. Kulüp ortamı tabii ki bir öğrenci kulübü, tamamen bunu gönüllülük esaslı yapıyoruz ama bir iş ortamının çok küçük bir simültanesi, yani simülasyonu daha doğrusu, simülasyonu. Bu nedenden dolayı ben şu an yaşıtım olup da yazamayan çok fazla insan tanıyorum. Bu konuda hani ben mesela bazen konuşurken bile mail yazabilecek halde oluyorum. Diyorlar ki nasıl yani, hani bunu nasıl yapabiliyorsun? Çünkü sürekli biraz önce bahsettiğim gibi etkinliklerde bazı, yani daha doğrusu hem ileride meslektaşım, benim de aynı zamanda alanda çalışan insanlarla iletişime geçebildiğim için bu bana inanılmaz büyük bir katkı oldu. Yani mail yazabilmek bence bu dönemin maalesef ki teknolojiye çok fazla bağlı olduğumuz bir süreç olduğu için çok büyük bir katkısı oldu. Bunun dışında hani şu anki dönem maalesef yine aynı şeyi söyleyeceğim. Online olduğu için normal zamanda yapılan kulüp etkinliklerinden çok daha farklı bir süreç geçiriyoruz. Bizim için de yeni bir dönem. Hani çok farklı bir deneyim. Ama ben her zaman söylerim, kulüp ortamı her ne kadar bazen sorunlar yaşasak da aile olmak demek aslında. Birbirlerinin hatalarını açıkçası örtebilmek, örtebilmektense daha doğrusu bunu şey yapabilmek, yani coverlayabilmek, bunu telafi edebilmek. Bu nedenden dolayı ben olduğum kulüp ortamından hep olmaktan çok mutluyum. Bana kattığı çok fazla şey var. Hani bunu anlatsam bu süre uzar da gider. Sevzi'ye de bu konuda söz vermek istiyorum. Eminim onun da yaşadığı çok fazla şey olmuştur bu konularda. Yani şunu söyleyebilirim ki ben bulunduğum herhangi bir kulüpte, yani bu eğitim araştırmaları için değil, okulumun içinde bulunan başka bir kulüpte de olsam yine aynı tecrübeleri yaşayacağıma emindim. Çok keyifli bir süreç. Yani umarım okulumuzu olur da tercih ederseniz, ki hepinizi aramızda görmek çok isteriz. Bizim kulüp olmasa herhangi bir kulüpte bu deneyimi yaşamanızı mutlaka tavsiye ederim size. Çok şey katacağına çok eminim. Ben yine Ece'nizin üstüne bir, kısa bir şey anlatmak istiyorum. Bülent Hocam'ın göreve başladığı ilk yıl ve biz o yıl gastronomi ve mutfak sanatları öğrencileri olarak kulüp kurmak istiyoruz.
Ve öncesinde sistem daha farklı işliyor. Bülent Hoca geldiğini direkt hissettirdi. İnanılmaz sistematik bir süreç başladı. İşte önce bir başvuru metni hazırlıyoruz. O onaydan geçiyor. Sonra bizden bir sunum istediler. Gelin sunun bakalım işe yarayacak mı, yaramayacak mı? Bülent Hocamın söylediği şöyle bir şey var. Yani bana ikna edin. Ben şu an anlıyorum. Bugün bir girişimci de olsam, kurumsal bir yerde de çalışsam, kendi işimi de yapsam, akademide de olsam bir fikrim olacak. Ve ben belki de hayatımın uzun bir süresi boyunca o fikri ya bir giriş yatırımcı bulmak için ya da o fikirden bir onay almak için sürekli o fikri sunmak zorunda kalacağım. Bunun onay alınması gerekiyor. Ben o fikri nasıl mükemmel bir hale getirebilirim? Daha doğrusu o fikri nasıl kabul ettirebilirim? Şu an bunu anlıyorum. Ve kalktık Bülent Hoca'nın karşısında. Diğer sunum yapacak arkadaşlar da var. Bülent Hoca'ya bir sunum hazırladık. Hocam biz bu kulübü kurmak istiyoruz çünkü böyle böyle, çünkü böyle böyle diye. Ve gerçekten o an oturuyorsunuz, ciddi bir iş yapacaksınız. Yeni bir kurum aslında oluşturuyorsunuz. Onun vizyonunu belirliyorsunuz, misyonunu belirliyorsunuz. Size diyorlar ki bu bize ne işe yarayacak? Üniversiteye nasıl bir katkısı olacak? Öğrencilere nasıl bir katkısı olacak? Siz bunu ikna etmeye çalışıyorsunuz. Bu sadece başlangıç noktası. Sonra zaten onay aldınız. İşte yeni bir kurum oluşturduğunuzu farz edelim. Ecanızın söyledikleriyle şekillenmeye başlıyor süreç. Yani başladığınız noktadan aslında ayrılığına kadar inanılmaz bir sizi deneyim havuzu bekliyor. Olay da zaten bu deneyim yaşamak. Ben orada sanırım fark etmiştim. Yani Bülent Hoca'nın karşısında sunum yapıyorduk. Onay almamız lazımdı. Bülent Hoca bizi dinliyordu. Sorular soruyordu. Arkamızda sunum ekranı, büyük bir salondan bahsediyorum. Yani orada bile bir saatlik, belki de yarım saatlik bir sunumda bile siz aynı anda daha önce yapmadığınız, ilk defa yaptığınız ya da kırılım yaşadığınız bir sürü şeyi deneyimliyorsunuz. İnanılmaz bir duygu. Ve bu duyguları yaşayabilecek olmak da çok güzel bir şey. Her yerde yaşanamaz bunlar. O yüzden ben çok mutluyum. Yani kulüp ortamında yer almak, bir öğrenci olarak kendimden çok daha profesyonel insanlarla çalışabiliyor olmak. Ben öğrenci asistanlığı da yaptım. Şeflerimle mutfakta ders dışı saatlerce çalıştığımı da hatırlıyorum. Onun dışında akran danışmanlığı da yaptım. Zaten bölüme yeni başlayan öğrenciler, alt sınıf öğrenciler sürekli bir iletişim ve yardımlaşma halinde. Yine orada da bir sürü krizi çözümlüyorsunuz, problemlerle karşılıyorsunuz, yeni çözümler yaratmak zorunda kalıyorsunuz. Onun dışında Bülent hocamızın yine öğrenci dekanlığı tarafından açılan kredisiz kişisel ve kariyer gelişim ders programına da katıldım ki bu dersle ilgili de paylaşmak istediğim bir şey var. Ders sonunda bir mail geldi. Dedi ki biz size bir test yaptıracağız. Bu test sonucunda sizin aslında bir kimliğinizi oluşturacağız. Bir HR testi ve o test sonucu birebir bir görüşme yaptık. Bülent hocamız dedi yani kendinizi tanıyın diye ve gerçekten kurum burada diyor ki bak sen kendini tanı diye, ben profesyonel bir testten kastım hani Türkçe matematik testi değil. Size gelişi güzel, günlük hayattan cevaplayabileceğiniz sorular soruluyor ve bu soruların sonucunda bir yazılım oluşturmuşlar. O yazılım size hem kişisel becerilerinizi hem kariyer becerilerinizi ortaya koyan, sizi kendinize tanıtan aslında bir rapor oluşturuyor ve o rapor üzerinden kendinizi daha iyi tanıyabilmeniz için size aslında nasıl söyleyeyim bir gelişim desteği sağlanıyor. Yani bu bile çok önemli bir şey arkadaşlar. Değer yaratmanın bu kadar zor olduğu bir dönemde bir öğrencinin kendini değerli hissedebilmesi çok önemlidir. Yani şu an pazarlamada da önemli olan, asıl olan insani değerler katmaktır markaya. Ama değer yaratmak çok zordur. Biz çok şanslıyız. Hem değer yaratma noktasında destekleyici olduğumuz hissediyoruz. Hem de o noktada kendimizi daha da değerli hissediyoruz. Benim söyleyeceklerim bunlar. Teşekkür ederim. Peki sorular varsa bu arada onları alabiliriz. Evet hocam. Bu kulüpler ve şeyle sınırlı değil. Hani bir önceki, geçen yıl yaptığımız bu konudaki faaliyetlerde de şunu hatırlıyorum. Bir kısım arkadaşımız da üniversitenin spor takımlarıyla ilgilenmişti. Yaklaşık 45 ya da 50 branşta spor takımlarımız var. Buralarda spor bursları var. Üniversite takımında olan öğrencilere spor bursu imkanları var. Ve tabii üniversiteyi üniversite yapan bir kampüs. Bizim kampüsümüz o anlamda bilenleriniz bilir, gelip görmenizi de bekleriz. Bu tesisleri de barındıran, spor tesislerini, diğer yaşam alanlarını barındıran çok güzel bir kampüs. Dolayısıyla orada üniversite takımlarına da girmek.
etme imkanınız var. Ve bu gerçekten çok kıymetli. Onları da düşünün. Ne bileyim işte her zaman herkes formda olmuyor. Bu pandemiden dolayı çok fazla psikolojik şeyler var, zorluklar var hepimizin yaşadığı. Bu zorluklarla başa çıkmakta görece diğerlerine göre daha fazla zorlananlara verdiğimiz psikolojik destek hizmetleri var. Bunlar tabii her üniversitede olan şeyler ama bunlar da var. Ve mesela bazı diye böyle spesifik bakarak adaylar da ötesinde konu bu. İkincisi tabii ki lütfen sorumluluk alın. Yani verilenle yetinmeyin. Hep daha fazlasını isteyin. Daha fazlasını yani bizleri zorlayın. Yani hani ben hep şunu gördüm. Gerçekten zorlayan öğrenci, yani hocasına soru soran öğrenci hem kendisini hem hocasını geliştirir. Bizim sunduğumuz imkanları zorlayan öğrenci de bizim gelişmemize, üniversitenin süreçlerini, koşullarını iyileştirmesine çok fazla fırsat yaratılmasına imkan tanıyor. Ve biz bu öğrenmeye ve bu zorlamalara son derece açığız. Onu da eklemek isterim. Bülent Hocam, şimdi, evet sorulara geçeyim isterseniz. Bir öğrencimiz der ki, meslek yüksekokulu için de geçerli mi bu anlatılan şeyler? Evet, hepsi geçerli. Otomotiv kulübünde Eray var, az önce onunla görüştük. O meslek yüksekokulu öğrencisi, kulüp imkanlarından yararlanıyor. O bizim gelecek yıl akran danışmanımız olacak. Dolayısıyla hani hem kulüp hem akran danışmanı tüm işte 2 yıllık ya da hazırlıkla birlikte 3 yıl diyelim ki, 3 yıllık süreyi burada tüm üniversite imkanlarını kullanarak geçirecek. Onlar da tabii ki kapsama alanımızda, yani onlar hariç değil. Evet, Enes'in sorusu, dönem içinde kazanılan başarı bursu bir defaya mı mahsus yoksa tekrarlanıyor mu? Teşekkür ederim demiş. Sizin bu konuda cevabınız... Ben vereyim cevabı. Bölüm birincisi olduğunuz sürece başarı bursunuz devam ediyor arkadaşlar. Bir öğrencimiz Mert, turizm bölümümüz var mı demiş. Evet, var. Evet, mezun olduktan sonra üniversitenin iş bulma sürecinde rolü nedir diye soruyor Melisa. Güzel soru. Yani şimdi aslında evrensel olarak baktığınızda üniversite bir iş bulma kurumu değil. Ama üniversite bir insanı dünya vatandaşı yapma sorumluluğu taşır. Dolayısıyla ben bu dünyaya nasıl entegre olabilirim, dünyaya nasıl uyumlanabilirim? Bir kere bu. Ve neyi en iyi yapıyorum? Unutmayın. Yani iki tane şey var. Dünya kesişim kümesi diyeyim. Ben neyi en iyi yapıyorum ve bu dünyanın neye ihtiyacı var? Bu ikisinin kesiştiği yerde siz varsınız. Dolayısıyla biz sizin neyi en iyi yaptığınızı keşfetmeniz için imkanlar ve hizmetler sunuyoruz. Orada işte kendini tanıyarak, deneyerek, yanılarak. Mesela öğrenci gelir, bir bakar 50 tane kulüp var, 15 tanesine üye olur. Ondan sonra onlar içinden bir ayıklanmaya doğru gider. O ona göre değil, ona göre değil, ona, neyin ona göre olmadığını bulur, cevapları çok hızlı bir şekilde. Neyin ona göre olduğunun cevabını aramaya devam eder. Dolayısıyla hani evet, bizler mesela sizlerin iş ve staj imkanlarına erişmenizi teknik olarak sağlıyoruz. İşte az önce bahsettiğimiz kariyer gelişim dersimiz var. Bu dersi alarak bu becerilerinizi güçlendiriyoruz. Orada kolektif bir çaba içindeyiz, öyle söyleyeyim. Yani üniversitemizin, fakültelerin, öğretim üyeleri, bizler, kariyer ofisimiz hep birlikte bir kolektif çaba içindeyiz. Ve üniversite içindeki bu çalışma deneyimleri, işte kulüp, akran danışmanlık gibi diğer hizmetlerde çalışma deneyimleri sizi kariyer fırsatlarında rekabet avantajı elde etmeye doğru gidiyor. Dolayısıyla ben hani neyle uğraşmaktan, haşır neşir olmaktan keyif alıyorum? Genellikle bunun cevabını bulmak kolay değil. Neyin size göre olmadığının cevabını bulmanız kolay. O da deneyimle. Dolayısıyla denemekten, yanılmaktan vazgeçmemenizi öneririm. Yıllar önce bir lise yaz okulunda ders vermiştim. Bir öğrenci şey demişti, ben... Biliyorum dedi, ben işte beyin cerrahı olmak istiyorum dedi. Bütün etrafındaki öğrenciler, onun yakınında oturanlar sınıfta, ne güzel cevabını bulmuş diye ona çok gıptayla bakıyorlardı. Ben ise çok daha tereddüt içindeydim. Yani bir şeyin cevabını bulmuş olmak ve onun değişmez gerçekmiş gibi, tek hedef, mutlak hedefmiş gibi olduğunu düşünmek de
bana sorarsanız kendinizi çok sabitlemek ve daraltmak olur. Hedefler değişir, hayaller değişir. Dolayısıyla yani o işte bu bana göre mi değil mi sorusunun cevabını bulmakla çok ilgili. O yüzden hani mutlak körü körüne bir, yani körü körüne derken yanlış anlaşılmasın. Yani evet ben bunu istiyorum dediğiniz şeyi tutkuyla hevesleyse okey diyecek hiçbir şeyim yok. Ama tereddütleriniz varsa sorgulayabilirsiniz. Yani ve burada çift ana dal, yan dal gibi seçeneklerle aslında bu sorgulamayı genişletip diğer alanlardaki bilgi becerinizi arttırıp kendinizi daha da fazla geliştirebilirsiniz. Öyle yaklaşmak mümkün. Evet, başka soru var mı? Evet, Yonca'nın bir sorusu var ama soruyu ben tam anlayamadım. Soruyu açmasını istedim. Tekrar yazarsa sevinirim. Onu bekleyebilirim. Hocam, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Artık yayınımızın da sonuna geliyoruz. Evet, dediğim gibi yani mesela birkaç bir şey var. Bir, işte burada benim için ne var? İki, bir sonraki yaşam evresi olan üniversiteye geldiğinizde bizim en çok gördüğümüz öğrencilerin bir önemli bir başarı elde ettikten sonra bir sonraki zorlu hedef ya da parkura motive olmakta güçlüğü. Yıllar önce benim bir öğrencim olmuştu. Türkiye'nin olimpiyatlara katılan en genç sporcusu. Pekin 2008 olimpiyatlarına katılan en genç sporcu, bir yüzme sporcusu. Ve ben dedi ondan sonra, o dedi 16 yaşındaydım, milli takıma gittim, Pekin'de yarıştım falan. Ondan sonra dedi hiçbir şeye motive olamadım. Dolayısıyla büyük bir başarı elde ettikten sonra bir rehavet geliyor. Biz en çok üniversite öğrencilerinin ilk yılında bu düşüşleri görüyoruz. O yüzden sizi bekleyen çok zorlu ve yeni, hatta çok da güzel bir belirsizlikleri olan ve sorumlulukları daha da artmış bir evre var. Bir kere buna çok dikkat etmenizi öneririm. Yani ona hazırlanmak, işte bizim oryantasyon programları, akran danışmanlık bu düşüşü engellemek için var. Bir bu rehavete kapılmayın. Yani hayat artık rehavete kapılmayacak kadar belirsiz ve hızlı dönüyor. Rehavet aralıkları var sadece. Ona dikkat etmenizi öneririm. İkincisi, yani gönlünüzden geçen bir programda okumak, onun zorluklarına katlanmak için size şey tanıyor, tolerans tanıyor. O yüzden tutkulu, hevesli olduğunuz programlara erişmeye çalışın, şansınızı artırmaya çalışın oralarda. Evet, öncelikle size ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum hocam. Sizin liderliğinizde gerçekten üniversitenin kaynaklarını sonuna kadar kullanmış öğrencilerimiz, sizin liderliğinizde o özgüveni ve duruşlarıyla harika sunumlar yaptılar. Ben açıkçası çok gururlandım, çok keyif aldım. Hepinize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize de başarılar diliyorum sınavda. Umarım gönüllerindeki mesleklere bu sene ulaşırlar. Sağlıklı günlerde kampüste buluşmak dileğiyle diyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ecenaz ve Fecan, sizlere de çok teşekkür ederiz. Sizlerin de bir cümleyle son sözlerini alalım kapanıştan önce. Biz çok teşekkür ederiz asıl bu fırsatı bize sunduğunuz için. Ben biraz da bölümümden kaynaklı bir şey söylemek istiyorum. Hayatta her zaman bazı hedeflerimiz olabilir. Tıpkı Bülent hocamın da dediği gibi. Bulması biraz zor ama gerçekten doğru yerde olduğunuzu hissettiğiniz zaman da asla o hedeflere ya da kafanızdaki şeylere ulaşmak için aramayı ve araştırmayı bırakmayın. Çok daha farklı şeyler önünüze çıkabilir ve umarım bu yolda sizin için çok keyifli olur. Çok teşekkür ederim. Yapamadığınız soruları boş bırakın arkadaşlar. Sonra geriye dönüp bakarsınız. Zaman kaybetmeyin. Benim söyleyeceklerim de bunlar. İnşallah gönlünüzden ne geçen olur, hangisiyse neyse o olur sizin için. Hakkınızda hayırlısı. Başarılar şimdi. Teşekkür ediyorlar bu arada. Chatten yazıyorlar. Fevzican abime, Ecenaz ablama teşekkür ediyorum diye yazanlar oldu. Ben hocam, çok ufak bir şey eklemek istiyorum. Tabii ki. Birinci dönem notlarınızı da çok dikkatli tutmayı önemseyin. Benim başımı yakan onlar oldu. Benim size bana, benden size bir abla tavsiyesi. O dersler çok önemli. Ortalamaları inanılmaz etkiliyor. Bunu da eklemek istedim. Daha zor bir eve geliyor gerçekten. Üniversite sınavına hazırlanmaktan daha zor olduğu için yani daha çok çalışmanız gerekecek. Burada benim için ne var? Yani oryantasyon programlarına katılın. Gerek yok, orada hiçbir şey öğretilmiyor. Halbuki orada bütün işleyiş, kurallar anlatılıyor. Yani şimdi tabii ajandanızda bu yok ama yani birkaç ay sonra gündeminiz değişir ve ona hazır olmanızı önemsiyoruz, tavsiye ediyoruz.
Hocam Mert'in son bir sorusu var. Lütfen evet. Bunu da sorun öyle kapatın dedi. Koşu, atletizm gibi kulüpler var mı acaba? Gelişmiş seviyede mi? Şöyle yani Sportif Yeditepe diye bir kulübümüz var. Ve tabii ki işte spor müdürlüğümüz var. Öğrenci dekanlığı altında. Dolayısıyla yani hem herkes için spor hem de atletizm yani iletişim bilgilerini alalım, doğru cevabı verelim. Yani ben var diyebiliyorum ama bu sene de yapılmadığı için pek gelişmelerden de haberdar olamadık. Özellikle bireysel branşlarda yani kürek gibi, kayak gibi, tenis gibi branşlarda turnuvalar devam etti. Eskrim gibi. Ve orada şampiyonluklar kazanan arkadaşlarımız oldu. Yani şimdi ne söylesem yanlış olur ama atletizm tüm sporların atası olduğu için hani vardır diye biliyorum ama yanlış bir şey de söylemiş olmayalım. İletişim bilgilerini alalım, doğru cevabı verelim ona. Ya da üniversite sayfasından, web sayfamızdan bizlere de mail yazabilirsin Mert. Hepimiz ulaşılabiliriz bu anlamda. İsimlerimizin altında mail adreslerimiz mevcut. İletişim bilgini buraya yazarsan da hocamıza yöneltirim sonrasında sorunu. Peki, çok teşekkür ediyorum herkese. İyi günler diliyorum. Sağlıklı günler. Hoşça kalın.